Herkese selamlar. Ayetu rehberi ile beraber karşınızdayım. Bu videomuzda Ayetu'nun temel yeteneklerine, temel rollerine, kullanabileceği eserlere ve takım kurulumlarını değineceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle Ayetu'nun temel özellikleriyle beraber başlayalım. Karakterimiz hem sub DPS olarak hem de main DPS olarak kullanılabiliyor. En çok main DPS olarak tercih edilebiliyor bu karakterimiz. Ve gerçekten ardışık saldırıları ile beraber, yeteneği ile beraber hem alana etkili bir saldırı gerçekleştirebiliyor hem de saldırı hızı arttıkça bu karakterimiz E'sine de etki edebildiği için güzel bir hasar çıkarabiliyor. Şimdi bu karakterimiz Electro Charged partilerinde de çok güzel gitmekte. Frozen takımlarda da çok güzel bir şekilde kullanılmakta. Özellikle bu iki partide çok güzel iş yapıyor. Hele ki Electro Charged partilerinde. Frozen partilerinde ne yapması gerekiyor? Örneğin Kaya ile beraber Cry uygularsınız. Ayeto'ya geçip E'ye bastıktan sonra pası sol tık abanıp normal atak yaparsınız ve rakipler sürekli donar. Eğer siz bu durumda Rosaria ultisi kullanırsanız veya Kaya ultisi kullanırsanız zaten Ayeto burada sürekli olarak rakiplerini dondurabileceği için, sürekli Cryo etkisi uygulayabileceği için rakipleri sürekli donar. Siz E yeteneğinizi kullandıktan sonra önünüzde bir klon bırakıyorsunuz. Klonun etrafında bir düşman varsa klon patlıyor, etrafındakileri bir hidro hasarı veriyor. Ayrıca klon patladıktan sonra arkanızda bulunan Namisan yükleri maksimumlaşıyor. Bu Namisan yükleri de sizin maksimum canınızla oranla yeteneğiniz ekstradan hasar bonusu kazandırıyor. Hemen bir tekrar gösterelim. Kay ile beraber Cryo yetkisi uyguladım. Bakın. Burada arkamda bir kopya oluştu. Yanlış yönden fırlattım ben o kopyayı. Ancak buraya rakip yaklaştığı zaman ya da bir belli bir süre geçtiği zaman o patlıyor ve etrafındakiler hasar veriyor. Şimdi E'yi biraz daha düzgün kullanayım. Bu sefer rakibin önüne attım ve hemen patladı. Dibinde yaratık olduğu için, menzilinde yaratık olduğu için. Ayeto bu konuda çok kullanışlı ve E'sinin bekleme süresi aslında o kadar da uzun değil. Zaten E'sinin kullanım süresi bittikten sonra, aktif süresi bittikten sonra bekleme süresi de epey bitmeye yakın oluyor. Siz bu esnada zaten sub DPS karakterlerinize yönelerek, destek karakterlerinize yönelerek onlarla beraber zaten destek sağlayabilirsiniz. Ayeto için buffları elde ettikten sonra Ayeto ile beraber geçiş yapıp vurmayı devam edebiliyorsunuz. Aslında bu karakterin parti kurulumu da çok basit oluyor bu açıdan. Sırf destek karakterler koyarak da Ayeto'ya çok güzel bir imkan sunabiliyorsunuz. Ayeto'da şöyle bir olay daha var. Şimdi siz de yeteneğinizi kullandıktan sonra hiç charged atak yapamıyorsunuz. Sol tık'a basılı tutunca da bu arada vurmaya devam ediyorsunuz. Hani charged atak yapmayı denerseniz ard arda sol tık yapmak yerine sol tık'a basılı tutabilirsiniz bu konuda kolaylık açısından. Ve plunging atak da gerçekleştiremiyorsunuz E formunda. Hani bu bir nevi child'e birazcık benziyor ama charged atağı da yapamıyor bu esnada. Peki, Ayeto'nun ultisi nedir? Ayeto'nun ultisinden birazcık bahsedelim. Karakterimiz ulti kullandıktan sonra geniş bir alan açıyor. Bu alan içerisindekilere hidro hasar veriyor. Ne kadar fazla rakip varsa o kadar fazla hasar verebilen bir ulti özelliğine sahip. Aynı Ganyu'nun ultisi gibi. Ve siz bu alanda öteki karakterlerinizle ve kendi karakterinizle dahil olmak üzere alan içerisinde bulunan dostlarınızla normal atak bonusu kazandırıyorsunuz. Ve sizin bu E yeteneğinize normal atak bonusu etki ettiği için yani siz E'yi basmadan önce Ayeto'nun ultisini kullanırsanız kendinizi güçlendirmiş oluyorsunuz aslında. Ayeto'nun temel yeteneklerinden bahsettik. O zaman bir de nitelikleri neler olmalı, eser neler takılabilir, kılıç ne kullanılabilir, konsol değerleme bir de bunlara değinelim hemen. Ondan sonra da parti kurulumlarına değineceğiz. Şimdi karakterimiz yükseltildiği zaman damage kazanan bir karakter olduğu için rate ve damage oranını dengelemesi biraz daha kolay oluyor. Bu açıdan iyi bir yöne sahip. Eğer siz kılıcınızda rate veya damage kazandırabilen bir kılıca, silaha sahipseniz buradaki oranları 60'a 200 çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında karakterde enerji charge kasması şart mı? Hayır, o kadar da fazla şart değil. Eğer takımınızda sizin ekstradan bir enerji üretebilen bir karakteriniz varsa bu ne olabilir? Örnek veriyorum. Favonius kılıcı kullanan bir Jhin'iniz varsa ya da Xing Chun'unuz varsa Favonius kılıcı kullanan ya da Sacrificial kullanan ekstradan Hydro partikülleri üretebilen bir karakteriniz varsa enerji açığı çok yüksek tutmanız gerekmez. Zaten Ayeto'da E formunda rakiplere hasar verirken bir yandan enerji partikülü az da olsa üretip kullanabiliyor bunları. Bunun dışında karakterimize Hydro Damage bonus kasıyoruz zaten. Ve hemen şuradan biz karakterimizin öteki niteliklerine değinelim. Öncelikle talentlarda değinmem gereken bir özellik var. Ayeto'da normal vuruşu geliştirmek zorunda değilsiniz. Peki neden? Sizin Ayeto'da E formuna geçiş yaptıktan sonra yapmış olduğunuz vuruşlar normal atak seviyenizden etkilenmiyor. Bu yüzden burayı level 1'de bıraksanız bile olur. Hiç ellemeseniz bile olur. Malzemelerinizi boşuna harcamayın. Ha olur da ben bu karakteri fiziksel oynamak istiyorum derseniz böyle bir şey yapıp geliştirebilirsiniz. Bu karakter zaten fiziksel oynanmaz. Daha doğrusu karakterin potansiyelini katledersiniz diyeyim en azından. Bu yüzden E yeteneğini vermeniz gerekiyor sadece. E yeteneği ve ulti. Önce E yeteneğini fulluyorsunuz, ardından ultiyi fulluyorsunuz. Normal vuruşu hiç vermeseniz de olur.
Yeteneği normal vuruşların seviyesinden etkilenmiyor. Aynı Child'daki gibi. Bu yüzden bunu eylemiyorsunuz. Şimdi karakterimizin pasif özelliklerine bakalım. Önceki yeteneklerden zaten bahsettik. Siz yeteneğinizi kullandıktan sonra direkt iki yük kazanıyorsunuz. Namisen yükü kazanıyorsunuz. Bu da sizin yeteneğinizin daha fazla hasar vermesini sağlıyor. Ayrıca illüzyonunuz patladıktan sonra sizin Namisen yükünüz maksimum anında ulaşıyor. Yani siz ne yapacaksınız mantıken burada? Rakibin dibine girip E'ye bastıktan sonra kullanınızı anında patlatacaksınız. Maksimum Namisen yüküyle beraber çatışmaya başlayacağınız için rakiplere sürekli maksimum hasarınızı verip duracaksınız. Avantajınız da olacak yani bu. Ve burada şöyle güzel bir özellik var. Ayato alanda değilken kendi enerjisi, sahip olduğu enerjisi 40'tan az ise her saniye başına 2 enerji yeniler kendisi için. Yani bu sırada ne demek oluyor bu? Ulti açtınız, E'ye bastınız, Ayato ile beraber vurdunuz rakiplere. Ayato'nun E'sinin yetenek bekleme süresini beklemeniz gerekiyor. Hani yeteneği gelsin, ondan sonra tekrar E'ye basalım. Bu esnada ne yapacaksınız? Öteki sub DPS'e de destek karakterlerinize geçeceksiniz. Onların yeteneklerini kullanacaksınız. Bu esnada Ayato da biraz kendisi için enerji birikimi sağlayacak. Ayato'ya geri döndükten sonra yine tüm bufflarınızla beraber enerji birikimi topluyorsunuz. Ulti E yapıp tekrardan kolumunuza devam ediyorsunuz. Temel mantığı bu şekilde. Ayato'nun pasif özelliği, son pasif özelliği ise siz herhangi bir yemeği yaparken Ayato'yu kullanabilirsiniz. Ve bu herhangi bir yemekten ekstradan üretebilme şansı var %18 ihtimali, fakat bunu suspicious olarak üretir. Yani siz normal bir yemek değerinden daha da kötü bir yemek değerini ekstradan elde etme ihtimaline sahip oluyorsunuz. Yine kullanılır mı? Stamina yemeklerinde çok verimli oluyor aslında bu. Aklınızda bulunsun. Stamina yemeklerinde ekstradan bir üretebilen karakterimiz olmadığı için suspicious'lar bu konuda çok etkili oluyor. Her stamina yemeği için diyeyim en azından. Şimdi burada söylemem gereken şöyle bir şey var. Ultisinin enerji bedeli 80 olduğu için pasif aslında verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Normal atak bonusu her seviye atlattığında burada artmakta. Bu yüzden ultinizi geliştirmeniz önemli. E yeteneğinde ise siz zaten E yeteneğinizi geliştirdikçe buradaki vermiş olduğunuz hasar bedelleri de artmış oluyor. Aynı zamanda Nemkendamage bonusu artacağı için de maksimum canınızdan gelen hasar bonusu da artmış oluyor. E ve ultiyi taçlandırabilirsiniz. Taç basabilirsiniz. Hiçbir çekinceniz olmasın bu konuda. Eserlerde şimdi Ayato'nun 3 adet temel eser seçeneği bulunmakta. 4 parça olarak. Şimdi hasar potansiyeli olarak öncelikle söyleyeyim. En büyük hasarı Echoes of an Offering eser setiyle veriyorsunuz. 2 parçası %18 atak bonusu veriyor. 4 parçası ile beraber siz normal atak vuruşu gerçekleştirdikçe sıradaki normal atağınızın kendi atak değerinizin %70'i kadar ekstradan güçlendirilebilme potansiyeli oluyor. Yani siz bu bonusu, şansı eğer tetikleyebilirseniz, normal atak bonusunu tetikleyebilirseniz çok yüksek hasarlara erişebiliyorsunuz. Eser setinin şöyle bir sakıncası var. Şimdi bunun %36 şansı ile beraber başlıyorsunuz. Örneğin bir normal atak yaptınız. %36 şansınızı tetikleyemediniz. Yani normal atak bonusunu elde edemediniz sıradaki vuruşunuz için. Bir daha vurdunuz 56 oldu. 20 artıyor her seferinde. Çalışmadı yine. Bir daha vurdunuz 76 oldu. Bir daha vurdunuz çalışmadı diyelim ki 96 oldu. Bu sefer çalıştı diyelim ki artık yükleriniz tekrardan sıfırlanıyor, şansınız sıfırlanıyor. Tek bir vuruşluk için elde ediyorsunuz çünkü bu buff'ı. 36'dan tekrardan bu buff'ı tetiklemeye çalışıyorsunuz. Şimdi Ayato çok sık hasar veren, vuruş yapan bir karakter olduğu için, çok sık vuruş yapan dersem daha doğru olur. Ardışık saldırılar gerçekleştirdiği için bu eser setini sürekli olarak tetikleyebiliyor neredeyse. Özellikle takımınızda saldırı hızınızı yükseltebilen karakterler varsa, örnek bu banner'dan en iyi elde edebileceğiniz karakter kesinlikle Yuncin diyebiliriz. Yuncin'i göremiyorum yalnız şu anda. Yuncin burada. Yuncin'in zaten buradaki kons özelliği sayesinde, kons altı özelliğiyle beraber normal atak saldırı hızını %12 arttırıyorsunuz. Ayut için kesinlikle değer, çünkü buradaki normal atak saldırı hızı bonusu Ayut'un E'sine de etki etmekte. Aynı şekilde kons 2 özelliğine sahipsiniz. Normal atak hasar da artar. Yine Ayut için çok güzel bir işlevselliğe sahip oluyor. Jhin kons 2'niz varsa eğer, nerede bizim Jhin? Jhin'i göremedim şimdi. Jhin Konsekiye sahipseniz yine Konseki özelliği sayesinde normal ataklarınızda da ekstradan bir atak speed elde edebiliyorsunuz. Ayato'nun tek E yeteneğindeki vuruş sayısını artırabilmeniz bu şekilde mümkün olabiliyor. Eser seti bonusu ile beraber bu karakterler çok çok iyi gider. Mutlaka kullanabiliyorsanız Echoes of an Offering ile beraber kullanın. Öteki eser setimiz Heart of Depth. Heart of Depth'de %15 Hero Damage bonus veriyor ki parçası ile beraber. 4 parçasında siz E yeteneğinizi kullandıktan sonra normal ve charged ataklarınıza %30 hasar bonusu ekliyor. Gladiators Finalist'te 4 parça ile kullandığınızda 2 parçası %18 atak, 4 parçası ise normal ataklarınızda oradan %35 atak bonusu veriyor. Heart of Depth ile Gladiators Final neredeyse kafa kafaya olan eser setleri. Hasar açısından Ayato'da diyeyim.
İkisini de rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. İkisi de çok yakın hasar değerleri göstermekte. Echoes of Offering biraz daha yüksek potansiyel gösterebiliyor eğer şansınız varsa. Eğer hiç şansınız yoksa o daha kötü bir şekilde geri düşmekte. Bunlar da yakın oluyor onun da değeri. Bu yüzden sizin eğer şansınız yoksa ya da domainle uğraşmak istemiyorsanız 4 parça gladiatörsünün eli yapabilmeniz mümkün. Gidin üretin damage'dan takas yapın. Kötü eserlerinizi takaslayın. 4 parça gladiatörsünün el açın geçin. Gayet güzel bir şekilde işinizi görecektir. Şimdi gelelim eserlerimizin temel nitelikleri neler olmalı. Biz Ayato'da neleri aramalıyız? Yüzdelik atak bonusu. Yüzdelik can bonusu yine işimizi görür. Namistan bonusundan ötürü. Critic damage, critic rate. Bunun dışında yüzdelik enerji charge yine işi görecektir. Elemental mastery yine olsa da olur. Yine katkı sağlayacaktır. Şimdi çiçekte epey yüksek bir atak elde etmiş Ember'da. Tüyünde ise damage var. Yüzdelik can çok önemli. Yine iş görüyor alt nitelikte. Fakat birinci nitelikte can takmıyoruz. Neden? Şimdi Namisen yükü bir Hutao'daki kadar çok güçlü bir yüzdelik niteliklere sahip olmadığı için eğer biz Ayato'da yüzdelik can saati takarsak Ayato'nun E hasarı aslında atağa göre çok geride kalıyor. Bu yüzden bizim saat olarak atağı tercih etmemiz gerekiyor. Altında bulursanız yüzdelik can bulursunuz. O şekilde çok daha fazla güçlü olur karakterimiz. Kuba'da Hero Damage bonus takıyoruz. Çünkü zaten tüm vermiş olduğumuz hasar Hydro olarak geçmekte. Çok daha büyük bir efektiflik sağlıyor hasar konusunda. Taşta ise Damage veya Raid takıyorsunuz. Hangisine daha çok ihtiyacınız varsa altında da öteki niteliği bulursunuz. Fakat Emin şu anda can değeri birazcık geride kalmış. Defanslar çok fazla yüksek gelmiş olduğu için birazcık can sıkmış. Düz daha da fazla gelmiş. Zaten kendisi toparlar, amacımız şu anda rehberi daha net bir şekilde gösterebilmek. En iyi karakterimiz nasıl dizilebilir diye anlatmak. Gelelim kılıçlara. Ayato'nun kılıç konusunda seçeneği fazla mı? Gerçekten fazla. Şimdi 5 yıldızlı kılıçlarla başlayacak olursak Haran Ayato'nun en iyi tercih. Kendi imza silahını çok güzel bir şekilde kullanabiliyor. Tüm hasarınızı arttırıyor. %12 olacak şekilde Replirank 1'de. Sizin parti üyeleriniz yetenek kullandıktan sonra siz Ayato Dex'den kılıç için bir yük biriktiriyorsunuz. Kılıcı kim kuşanmışsa diyeyim en azından. Yük başına %20 atak bonus biriktiriyor. Siz bu kılıç kullanıcısına geçtikten sonra yeteneğinizi kullanırsanız bu yükler kullanılıyor. Ve sizde bir süre boyunca %40 atak bonusu kazandırabiliyor. Yük başına %20 verdiği için en fazla 2 yük ile beraber yükleniyor. %40 atak bonusu, normal atak bonusu çok güzel bir şey aslında Ayato için. Ve raid bonusu da epey bir yüksek aslında. Kesinlikle rahat bir şekilde kasılabilir. İkinci seçenek Primordial Jade Cutter. Primordial Jade Cutter alt niteliğindeki raid oranı çok yüksek olduğu için. Aynı zamanda pasif özelliğiyle beraber yüksek can oranından atak bonusu da kazandırdığı için. Ayato zaten canı verimli bir şekilde de kullanabildiği için çok sağlam bir şekilde gitmekte. Eğer Primordial Jade Cutter'ınız varsa Haran çıkarmak zorunda değilsiniz. İkisinin de hasar değerleri yeterince yüksek oluyor zaten. Üçüncü 5 yıldızlı kılıç önerisi Misty Peter olacaktır burada. Misty Peter yine verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Karakterin pasif özelliğini burada tetikleyebiliyorsunuz yine Misty Peter ile beraber. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Misty Peter normalde 3 ile beraber kullanıldığında çok fazla verimli oluyor. Ayato'nun ultisi snapshot olduğu için Misty Peter'ın 3 hükü aslında ultisini çok güzel bir şekilde etkiliyor. Fakat E'si snapshot olmadığı için Misty Peter'ın 3 hükünü maalesef E'sine sürekli olarak kullanamıyoruz. Ve Ayato nasıl hasar veren yeteneği de E'si. Bu yüzden çok da fazla etkili oluyor diyemeyiz. Fakat 3. sırada Misty Peter'dı sonuçta. Olur da Haran'ı çıkaramazsınız. Misty Peter'ı çıkarıp yine Ayato'ya verebilirsiniz. İşiniz güzel bir şekilde görür. Bir öteki kılıcımız Skyward Blade yine sık bir şekilde ulti kullanabildiği için Ayato'da güzel bir şekilde kullanılabiliyor. Alt nitelik bonuslarını da pasif özelliğini de verimli bir şekilde kullanabiliyor. Bu yüzden işinizi görecektir. Şimdi 4 yıldızlara geçelim. 4 yıldızlarda The Black Sword. En iyi kullanabileceği 4 yıldızlı kılıçlardan birisi, neden diyeceksiniz. Çünkü bu kılıcın pasifi size doğrudan normal ve charge atak bonusu kazandırıyor. Bunu sadece Battle Pass yoluyla elde edebiliyorsunuz. Ancak bunu alamıyorsanız farklı güzel seçenekleriniz yok mu? Elbette var. Bunun dışında siz Lion's Roar'ı tercih edebilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki Lion's Roar'ın pasifinde Pyro veya Electro'dan etkilenmiş olan rakiplere karşı siz %'lik bir hasar artışı elde ediyorsunuz. Bunun şöyle bir olayı var. Eğer siz partinizde Fischl, Beidou, Raiden Shogun gibi karakterler kullanıyorsanız Lion's Roar'ı verimli bir şekilde kullanabilmeniz mümkün. Ancak daha çok Electro karakterlerini partinizde ağırlıklı kullanmanız gerekiyor. Eğer ki bu kılıcı kullanmak isterseniz. Yani partinizde en azından 2 tane Electro karakter olması gerekiyor bu durum için. Peki bunun dışında kullanabileceği bir kılıç bulunuyor mu? Onu da şöyle diyelim. Amanuma Kogu'yu yine verimli bir şekilde kullanabilmekte Ayato'da. Bunu demirciden üretebiliyorsunuz. Bu kılıcın pasifi ile beraber
Siz Exa'dan enerji yenilenmesi kazanabileceğiniz için ultisini daha sık bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Alt niteliğinden gelen atak bonusu da gayet güzel. Defilüt de yine Ayaton'un şu anki silah banner'ında düşürülebiliyor. Raid up'lı bir şekilde alınabiliyor. Sizden Exa'dan pasif ile beraber etrafınızdaki rakiplere hasar vermenizi sağlıyor. Bu Defilüt de rahat bir şekilde Ayaton'da kullanılabilir. Ha, bir de kullanabileceğiniz Black Cliff Longsword var. Longsword da yine güzel bir şekilde kullanılabilir. Ancak rakip katletmediğiniz zaman Black Cliff'in bonusu titiklenmediği için birazcık geride kalabiliyor. Rakip katletmeniz çok önemli. Black Cliff'in pasifini çalıştırabilmek için. Ötekilerde ancak rakip katletme gibi bir şartınız bulunmamakta. Şimdi bakalım. Geriye kaldı bizim Constellation özelliklerimiz. Takım yıldızları. Birinci takım yıldızı özelliği sizin yeteneğiniz ile beraber canın %50 veya az olan rakiplere karşı hasarınızı %40 arttırır. Aslında bu çok sağlam bir konsol özelliği. Yani doğrudan bir hasar artışı veriyor ve bu değer %40. Çıkarabiliyorsanız çıkarın derim. Canı %50'nin altında olan rakipleri doğrudan yok edersiniz. Konstikisi ise Ayato'nun Namisen maksimum yükünün 5'e çıkarılmasını sağlıyor 4'ten. Bu sayede maksimum candan gelecek olan bonuslar daha fazla efektif bir şekilde kullanılabiliyor. Hatta Ayato'nun en az 3 Namisen yükü varsa o an kendi maksimum canı %50 artırılıyor. Bu ne demek anlamına geliyor? Namisen'den gelen hasar bonus daha da fazla artacak anlamına geliyor maksimum canı arttığı için. Ayato'nun yeteneği snapshot olmadığı için de bu durumdan istediği gibi faydalanabiliyor. Bonus açıldığı gibi. Şimdi Ayato'nun Cons 1'i mi daha güçlü derseniz, Cons 2'si mi daha güçlü derseniz, Cons 2'si gerçekten güzel bir şekilde hasar farkı oluşturuyor. Bunu size söyleyebilirim. Cons 1'i çıkardıktan sonra Cons 2'yi zorlayabilirsiniz. Hiçbir problem yaratmaz, güzel bir hasar potansiyeli gösterir. Cons 3'ü yeteneğinin seviyesini 3 arttırıyor. Yine Ayato'nun çok güzel bir şekilde işine yarar. Cons 4'ü Ayato ultisini kullandıktan sonra tüm parçaları alan içerisindeyken normal saldırı hızı %15 artar. Şart mı? Hayır, konsolde kadar çıkmanız şart değil. Elbette yine Ayton için güzel bir şekilde görecektir. Fakat partinizde zaten bunun yerine Yunjin ya da Jin gibi karakterler bulundurursanız, konsol 2 Jin diyeyim en azından, konsol 6 Yunjin gibi karakterler bulundurursanız zaten bu böyle bir şeye ihtiyacınız da olmuyor. Konsol 5 özelliği ultisinin seviyesini 3 arttırıyor, çok da değmez. Konsol 6 özelliği ise ancak sub DPS gen değer diyeyim en azından. Ayton'un son konsol özelliği ise siz E'teniniz kullandıktan sonra sıradaki yapacağınız şimdi suyken saldırınız yani normal atak saldırınız E'deki normal atak saldırınız Exa'dan 2 adet daha şimdi suyken saldırısı gerçekleştirir ve rakiplerine vurur. Fakat bunlar Ayato'nun atağının %450'si kadar hasar verir. Ve buradaki gerçekleştirilmiş olan kopya saldırılar, kopya şunsu iken saldırıları Nemisan etkisinden etkilenmez. Nemisan bonusundan faydalanamaz. Şimdi konsantre özelliği de hasar açısından elbette en yüksek hasar bonusunu sağlayacaktır. Fakat yani bizim gibi oyuncular genelde Cons 1 veya Cons 2 gibi değerleri zorlayabilecektir. Fakat Ayato'da Cons 2 değerli. Bunu söyleyebilirim. Rahat bir şekilde Cons 2'yi çıkarırsanız güzel bir hasar artışı sağlayacaktır. Fakat buradaki hasar artışı totalde %26 gibi bir civar olacaktır. Cons 1 ve Cons 2'yi dahil edersek birbirine. Çok da fazla değer mi? Size kalmış. Eğer zorlamak isterseniz karakterin hasar potansiyelini güzel arttırabilirsiniz. En azından bunu söyleyebilirim. Kılıç mı yoksa Cons mu derseniz, dediğim gibi Primordial Jade Cutter ya da Misty Pitar'a sahipseniz Cons'a zorlayabilirsiniz. Ya da sizde hiç kılıç yoktur, 5 yıldızlı kılıç yoktur, ben 5 yıldızlı kılıç istiyorum derseniz o zaman Cons yerine kılıcı almanız daha güzel bir katkı sağlayacaktır size. Haberiniz olsun. Peki Ayato'nun partilerine şimdilik değinmeye başlayalım. Eğer partinizde Yuumcin'i kullanacaksanız ve Yuumcin'in maksimum potansiyelini kullanmak isterseniz farklı elemente karakterler koymanız çok önemli. Çünkü Yuumcin'in normal atak bonusu takımda ne kadar farklı elemente karakter varsa o kadar çok etkili oluyor. Şimdi bu partideki komboda şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Kazuha ile beraber Hydro Sivil atabilmemiz için Ayato'nun ultisindeyken E basıp daha sonra Bennett ultisini açmamız gerekir. Daha da iyi olur. Öteki türlü sadece bu sefer Pyro Sivil atabiliriz. Bu da Ayato'nun çok değişine gelmez. Çünkü bizim Hydro Damage bonus kazanıp rakiplerin Hydro direncini de kırmamız gerekiyor. Bu yüzden şimdi şöyle yapacağız kombomuzu. Başlatalım. Evet ultisi. Kazuha E'si. Hydro Sivil attık. Bennett ultisi. Kazuha ultisi. Yuumjin ultisi. E'si varsa atarsınız da E'yi boşa attık neyse. Burada hem rakiplerin Hydro direncini kırmış olduk. Hem de Ayato'ya Hydro Damage bonus kazandırmış olduğumuz için epey güzel bir şekilde Ayato'yu desteklemiş bulunduk. Bu şekilde komboyu kullanmanız güzel olacaktır. Peki yine hiç Nothing ile beraber Ayato güzel gider mi? Evet, gayet güzel bir şekilde partisini... Evet, gayet güzel bir şekilde Ayato ve Shining uyum sağlıyor. Burada Vaporize genellikle Shining tetikliyor hatta. Bu yüzden asıl taşıyıcımız Shining olacak bir nevi. Siz burada dördüncü karakter olarak dilerseniz ya Sucrose,
Ya da Kazuha koyabilirsiniz. Kazuha elbette çok daha güzel bir seçenek olacaktır. Ancak Sucrose da yine iyi bir şekilde gitmekte. Sucrose'unuz yoksa dilerseniz burada Venti de kullanabilirsiniz. Ancak Venti olan Sucrose illaki sahiptir diye düşünüyorum da. Venti de kullanılabilir mi? Evet, kullanılabiliyor. Ayato ile Venti güzel bir şekilde gidiyor. Ayato tüm vuruşlarını, yeteneklerini Venti'nin ultisindeyken rakiplere hasar verebiliyor. Şimdi burada kombomuz ise şu şekilde olacak. Karakterlerimizin yetenekleri snapshot olduğu için ultileri önce Bennett ultisi atıyoruz. Ardından burada Ayat ultisini kullandık. Şimdi Sucrose'un ultisi Hydro ile beraber infuzlandıktan sonra biz burada Ayato ile beraber geçip rakipleri vuruyoruz. Shining ise burada sürekli Vaporize attığı için rakiplerini çok sağlam bir hasar geçirebiliyor. Burada dilerseniz siz Bennett'e Pavonius kılıcı da verebilirsiniz daha sık bir şekilde enerji yenilenmesi için. Partinizin daha sık bir şekilde ulti atabilmesi için. Bu tercih tamamen size kalmış elbette. Nasıl oynamak isterseniz. Bir de şunlar dojlamasa çok daha güzel olacak elbette. Sucrose'daki de buradaki Sucrose kasıldıymış. Neyse ona çok dikkat etmemişti. Ama genel mantık bu şekilde. Shining'in ultisini aç. Ayato'ya geç. Düz duruş yap. Shining'in daha yüksek hasar vermesini sağla. Gayet güzel bir şekilde iş götürecektir. Ancak burada hasar üstünde Ayato'da olmayacak, Shining'de olacak. Electro Charged partisi olarak ne olabilir? Ayato Raiden Shogun'la uyumlu mu? Evet, çok da güzel bir uyum sağlamaktı karakterin kendisi. Raiden Shogun, Fischl. Fischl'ı göremedim. Fischl'ı görebilirsem buraya atacağım. Ve yanına şifacı olarak da Bennett atabilirsiniz. Burada yoksa Barbar atabilmeniz mümkün. Cryo şifacı çok atmayın derim. Çünkü süper konduk dediğinizde bir işinize yaramaz. O zaman şimdi bu partiyle girdiğimizde neler yapabiliriz? Onu bir sizde gösterelim. Atak bonusunu aldık. Lion Sword bu partide çok uzağa gider. Rakipler sürekli elektrodan etkileneceğinden. Kombomuz şöyle. Raiden Ace'i, Bennett ultisi, Ayato ultisi, Fischl Ace'i ardından Ayato'ya geçip E'ye basıyorsunuz. Rakipleriniz sürekli normal atak gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Fischl'ınız Consult ise bu partide çok daha güzel bir şekilde iş görecektir. Ultileriniz bitti mi? Raiden Shogun'a geçip ulti atıyorsunuz. Takım arkadaşlarınızın ultisini fulluyorsunuz bir yandan. Herhalde bu kurtu da indirdik, tamam. Yine ultilerin Raiden Shogun'daki ultiniz mi bitti? Bu sefer Bennett ultisine geri dönüyorsunuz. Fischl ile beraber E'yi atalım. Ayato'ya geçiyorsunuz. Ultiniz birikmek üzereymiş. Ucunda kalmış. Ulti birikebileydi. Rotasyon tam dönebileydi. Güzel olacaktı. Hatta Fischl'ın ultisini de snapshot'ken atalım. Bu şekilde yine rakiplerinize bu rotasyonla hasar vermeye devam ediyorsunuz. Raiden ultisi tekrardan doldu mesela şu anda. Onun ultisine geri dönerek vurmaya devam edeceğiz. Onun ultisini açacağız. Ve rotasyonumuzu bu şekilde sürekli devam ettireceğiz. Mantığı aynen bu şekilde. Ayato da alanda değilken enerji biriktirmeyi devam edecek 40'a kadar. Ayato da aynı zamanda freeze takımı da oluşturulabilir. Bunun için ne yapabilirsiniz? Ayato'nun yanına gidip siz Kaya ya da Rosaria gibi bir karakter koyabilirsiniz. Hatta partiyi ekstradan daha sık rakipleri dondurabilmek için Dayone ekleyebilmeniz mümkün. Aynı zamanda şifacınız olur. Dördüncü karakter olarak ise Kazuha gibi bir karakter koyarsanız ya da Sucrose gibi bir karakter koyarsanız çok da harika bir şekilde işinizi görecektir. Hatta freeze olan rakiplere karşı burada diyelim ki Vent kullanın, bu şekilde gösterelim. Rakipler bir araya toplanacağı için sürekli onları dondurup duracaksınız. Kitle kontrolden imkansız kurtulamayacaklar. Güzel de bir şekilde işinizi görecektir bu parti. Hemen bir test edelim. Dayone'un E'sini attık. Vent'i E, ulti kullandık. Rakipleri bir araya toplayıp Dayone ulti, Rosaria E ulti attı. Kritik şansımız da arttı. Ayato'nun ultisini kullanıp E'mizi kullanıyoruz. Rakipler sürekli donuk bir şekilde olduğu yerde duruyor. Asla kıpırdayamıyorlar. Bu partide yine güzel bir şekilde işinizi görecektir. Hatta rakipleri bir araya toplayarak ulti kullandığınız için Ayato'da yine güzel basar potansiyeliniz olacaktır. Bu partide Dayone'da mümkünse Pavonius kullanın. Pavonius kullanacağınız için çok sık bir şekilde enerji biriktirebileceksiniz. Epey de güzel bir şekilde işinizi görecektir bu parti. Bakın kurtu dondurdum, hiç hareket edemiyor, öyle vurup duruyorsunuz. Kritik şansınız zaten bu partide epey yüksek oluyor. Rakipler sürekli Cryo'dan etkilendiği için Cryo parti özelliği etkisini verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ancak siz burada rakiplerin Hydro direncini düşürmek isterseniz önce Ayato'nun ultisini kullanıp Vente'sini atarsanız verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Hemen şu şekilde gösterelim onu da. Vente'ye ultisi atıp burada Hydro Infusion yapıyorsunuz Vente'nin ultisine. Daha güzel bir hasar veriyorsunuz. Şu an rakipler toplanmadığı için bir araya. Onu pek verimli bir şekilde gösteremedim ancak mantığını anlamışsınızdır zaten. Bir de burada takım önerisi değil de Ayato, Beidou'nun ultisini E'sindeyken ve Xingqiu'nun ultisini E'sindeyken çalıştırabiliyor mu? Hatta Vent'in ultisindeyken yetenekleri vuruyor mu onu test edelim diye bir size göstereceğim. Öncelikle Beidou'nun ultisini açtık. Ayato'nun E'sini açtık, vuruyoruz. Ve burada fark ettiyseniz yine Beidou'nun ulti yeteneği çalışmakta, rakipler arasında elektro hasar sekmekte. Bu yüzden verimli bir şekilde kullanılıyor. Xingqiu'nun ultisini kullandıktan sonra
Yine şurada birazcık enerji biriktirelim de. Ayatun nesini açarsak burada yağmur kılıçlarının rakiplere gittiğini göreceksiniz. E yeteneğinizdeki vuruşlarla. Yani Ayatun hem Shinkchu hem de Beidou ile beraber verimli bir şekilde çalışmakta. Peki Vent de yetenekleri verimli bir şekilde kullanabiliyor mu? Ulti açtığımızda rakipleri bir araya toplayalım. Ayatun nesinin yine rakipleri burada hiçbir hasar kaçırmadan vurduğunu görebileceksiniz. Aynı şekilde ulti açarsanız Ayatun'un ultisinde de yine rakipler Ayatun ultisiyle beraber Vent'in ultisindeki rakipler hasar almaya devam edecek. Bu yüzden bu karakterlerle de dilerseniz bir parti oluşturabilir ve kullanabilirsiniz. Şu an bu hesaptaki Beidou ve Shinkchu birazcık geride olduğu için tam hasar potansiyelini gösteremedim. Ancak aklınızda bulunsun sizin de. Son olarak parti önerilerinde. Çoğu Krayo önerdiğim karakter yerinde Ganyu kullanabilmeniz mümkün. Çok fazla karakter detayına inecek olursak. Ayaka ve Ayato'yu beraber kullanmak isterseniz burada daha çok Ayato'nun desteği olacaktır Ayato. Siz de ultinizle beraber Ayaka'yı Freeze takımında destekleyebilirsiniz. Örneğin şöyle bir partide kurabilmeniz mümkün olacaktır. Burada asıl hasarı Ayaka verecektir elbette. Ayato sadece ultisiyle rakiplere hidro etkisi uygulayacaktır. Bunun dışında siz Ayato'nun partisinde ne kullanabilirsiniz? Mona ile uyumlu olur mu? O anlık hasar denemek isterseniz evet Mona'yı deneyebilirsiniz. Fakat o kadar da fazla işlevsel olmayacaktır. Çünkü Ayato'nun kendisi uygulayıcısı olarak fazlasıyla yeterli oluyor bu durumda. Bunun yerine siz takıma Exa'dan Hidro karakter eklemeseniz de olur. Peki, siz burada Ayato'nun partisine elektro karakter olarak Beidou'nun çalıştığını söyledik. İşlevsel bir şekilde kullanıldığını söyledik. Sarah'ın Master'ın buff'ı çok kısa sürüyor ve konsolatı özelliği sadece elektro hasarı veren karakterlerde uyumlu. Sucrose ve burada bunun dışında güzel gidebilecek bir karakter olarak Kazuha'nın güzel gittiğini söyledik anemolarda. Vent'in her bir yeteneği ultisinde çalışıyor. Vent'in ultisinde çalışıyor Ayato'nun her bir yeteneği. Bu yüzden Vent'e de çok uyumlu bu karakterimizde. Hatta bir araya toplayarak Ayato'nun ultisiyle beraber sağlam bir hasar çıkarabiliyorsunuz. Shao ile Ayato uyumlu olmaz. Aklınızda bulunsun. Jhonnie yine eğer Ayato'nunuzda Summit Shaper varsa olmasa bile yine Jhonnie'yi rahat bir şekilde Ayato'da kullanılabilir. Bunun dışında aklıma gelen bir karakter önerisi olarak şunu belirtmeyi unuttum. Ayato'nun E yeteneğinde Chunyu'nun E'si gibi, Bennett'in konsolatı özelliği gibi yetenekler Ayato'nun E'sini bozmuyor. Hidro hasarı vermeyi devam ediyor. Bu yüzden siz dilediğiniz gibi Chunyu'nun saldırı hızı amaçlı olarak Chunyu'nun partide bulundurabilirsiniz. İşinizi görün. Eğer Ayato'nun E yeteneğine katkıda bulunmak istiyorsanız. Yunji ve Jin'den zaten sık bir şekilde bahsettiğim Jin'i anime olarak kullanabilirsiniz. Saldırı hızını arttırabilmeniz mümkün. Konsiki özelliğiyle beraber Ayato'ya güzel bir destek sağlar. Bunun dışında Krayo karakterleri de önerdim. National Team yapacaksanız mümkünse Shining ve Bennett kullanın. Bunun dışında karakterlerde çok fazla iyi olabileceğini sanmıyorum. Ve eğer Hidro karakteri illaki ekstra istiyorsanız Shinkchu'nun ultisinin beraber çalışabildiğini de belirttik. Diluc ile beraber çok iyi olur mu? Shinkchu kadar iyi olabileceğini sanmıyorum. Evet, güzel Hidro uygulayıcı bir karakter fakat en iyi Hidro uygulama durumunu E formundayken güzel gösterebiliyor. Eğer siz Electro karakter isterseniz Raiden, Fischl ve Beidou bu durum için en uygun olan karakterlerimiz olacaktır. Krayo karakter olarak Kaya'yı da ekstradan belirtelim. Zaten söylemiştim ama yine de bir belirtmekte fayda var. O zaman şimdi paylaşacaklarım bu kadar. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu da belirteyim. Ganyu'nun yanında sub DPS olarak yine Ayato'yu kullanabilmeniz mümkün ultisiyle. Artık sıradaki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.